azap etmeyiz. Bu açıdan Hazreti Adem'den itibaren Peygamber Efendimiz'e kadar dini tebliğ etmek için peygamberler gönderilmiş. Bugün bu vazifeler bizim üzerimizde, bizim omuzlarımızda. Biz yapacağız inşallah. Hakkın batıla galip gelmesine biz şahit olacağız. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarma işini bugün biz yapacağız. Şimdi veda hutbesinde biz yapacağız. Şimdi veda hutbesinde Allah Resulü Efendimiz neler söylemiş, onları her vesileyle dile getiriyoruz. O gün bunları söyledi ama dedi ki burada bulunanlar bulunmayanlara anlatsınlar. Defalarca bunu tekrar etti. Bulunmayanlar kimler? İşte bizleriz. Bizlere kadar geldi. Bizler de veda hutbesinde Allah Resulü Efendimiz neleri gündeme getirmiş? Sürekli onları canlı tutmak zorundayız. Bütün Müslümanlar olarak, sadece din görevlileri değil, orada ırkçılığı gündeme getiriyor. İnsanların renkleriyle birbirlerine üstünlük gösteremeyeceklerini, üstünlük taslayamayacaklarını ifade ediyor. Bugün ırkçılığın başımıza getirdiği, başımıza sardığı belaları görüyorsunuz. O gün faizin her türlüsü haramdır, ayağımın altındadır buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugün faizin başımıza ne büyük belalar getirdiğini hep birlikte yaşıyoruz. O gün kan davalarının kaldırıldığını Efendimiz buyurmuş. Bugün kan davaları her yerde devam ediyor. Dolayısıyla Allah Resulü Efendimizin veda hutbesinde gündeme getirdiği ve kaldırdığını beyan ettiği o unsurlarla mücadele bugün bizim omuzlarımızda. Bu yüzden hem veda hutbesinden istifade ederek hem de irşat faaliyetlerimizi daha da geliştirerek buna müminler olarak, Müslümanlar olarak hız vermeliyiz. Zulüm, haksızlık, umutsuzluk, gözyaşı ve bunalımların girdabında kaybolan bir insanlık şu anda gözümüzün önünde. En temel insan haklarının hiçe sayıldığı, can, mal, namus, haysiyet, insan onuru gibi değerlerin ayaklar altına alındığı, güçlünün zayıfı ezdiği, ekonominin faizle sömürüye dönüştüğü, kadınların, çocukların, zayıfların ezildiği ve haklarından mahrum edildiği, ırkçılık ve asabiyet üzerinden tefrika ve kavga ile insanlığın mahcup edildiği bir çağın, Mekke'nin cahiliye anlayışından bir farkı kalmamıştır. Bugün insanlığın yaşadığı krizlerden kurtuluşunun yolu ve aydınlık bir geleceğin yegane teminatı sevgili Peygamberimizin veda hutbelerinde ümmetine emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ilkelerdir. Hizmetlere vakfetmiş Profesör Doktor Salih Tuğ hocamıza şükranlarımı ifade ediyorum. Ali hocam.